Merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda Afganistan'dan gelen bir grup arkadaşımız var. Hemen ben İstanbul'a niçin geldiklerini, burada çalışıyorlar mı, turistik amaçla mı geldiler onu soracağım. Merhaba, hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk. Sağ ol, teşekkür ederim. Biraz böyle yaptın. Ben Afganistan'dan geldim. Afganistan'dan geldin. İstanbul'a çalışmaya mı geldin yoksa gezmeye mi? Ben şimdi bayram için bu gezme için de geldim. Ama iş için de geldim zaten. Anladım. Evet. İstanbul'u seviyorsun yani. Yani gerçekten çok seviyorum. Yani hoşlanıyorum bu herkes. Peki İstanbul'a kalmak istiyor musun? Biraz daha abi kameraman arkadaşıma rica edeceğim. Yakın gelelim böyle. Ben İstanbul'a kalmak hayattan kadar istiyorum ben. Çok istiyorum. Evet. Ama şimdi İstanbul'da sevgili arkadaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı ve devletimizde şu anda biliyorsunuz göçmenleri artık İstanbul'dan göndermek istiyor. Özellikle Suriyeliler, İstanbul'a ikamet etmeyen Suriyeliler gidecek. Şimdi İstanbul'da artık böyle çok insan geldi dışarıdan. Türk devleti bunları deport ediyor, gönderiyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ben bu konu benim için çok zor. Şimdi benim burada kadar Afganistan'da hayat çok zor. Savaş var, her şey. O yüzden ben de burada kalmak istiyorum. Kalmak istiyorsun. Devlet de devlet çok istiyorum burada. Hiç göndermek bir şey ben asla hayatımda hiç istemiyorum. Yani sen diyorsun Türk devleti beni gönderirse bile gitmem diyorsun. Öyle aynen mi? Öyle. Evet. Buradan şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var. Sayın Ekrem İmamoğlu. Evet. Ekrem İmamoğlu diyor ki ben buradan yabancıları göndereceğim diyor. Aha. Türk halkı da istemiyor diyor. Sen burada ona rağmen kalmak istiyor musun yoksa gönderirse gideceğim mi diyorsun? Ben burada kalmak istiyorum. Ben burada çok mutluyum. Arkadaşının yanında çalışıyorum. Ben çok iyi insan. Yani ben burada çok iyi bir hissediyorum. İstanbul'u seviyorsun. Gerçekten Türkiye'yi, çok. Türkiye insanını seviyorsun. Hepiniz. Gitmek istemiyorsun. Gitmek asla hiç istemiyorum. Tamam. Hemen senin adını öğrenebilir miyim? Abi ben Türkçe bilmiyorum. Biraz mı? Tamam. Türkçe biliyor musunuz siz gençler? Gel sen de şöyle. Burada bir kalın şöyle. Şimdi sen burada çalışıyor musun? Gezmeye mi geldin? Yok, ben çalışıyorum. Doğru. Çalışıyorsun. Evet. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türk Devleti yabancıları Türkiye'den göndereceğiz diyor. Abi ne istersen ben kabul ediyorum. Ne isterse devlet ne yaparsa kabul ediyorum, evet, mu diyorsun? Evet, kabul ediyorum. Biz Avrupa'ya gidiyorum, Avrupa'dan bırakmıyor adamlar. Avrupa'ya gittin mi? Evet. Avrupa'da peki Avrupa ülkeleri de sizi deport etti mi, gönderdi mi? Evet, gönderiyorum. Türkiye'ye geldiniz ama buradan gitmek istemiyorsun öyle mi? Gitmek istemiyorum, evet. Zor, Afganistanlar zor. İnsanlar diyorsun, ben, seviyorsunuz. Doğru. Ben evet. Senin gibi çok güzel hayat istiyorum, senin gibi hayat istiyorum. Ama İstanbul'da da hayat çok zor tabii. Çok insan var. Türk insan da şimdi işsiz, çok işsiz geziyor. Diyor ki Türkler de, abi diyor biz kendi vatanımızda iş bulamıyoruz. Suriyeliler düşük paraya çalışıyor. Biz işsiz geziyoruz. O yüzden Afganistanların, Irakların, Suriyelilerin Türkiye'den gitmesini istiyoruz diyorlar. Sen de diyorsun ki burada kalmak istiyorum. Ben burada kalmak istiyorum. Ben burada çok iyi hissediyorum. Ben seviyorum. Evet. Hanımefendiciğim, konuşmak ister misiniz? Gelin böyle. Söyleyeceğim. Şimdi şöyle. İsminizi öğrenebilir miyim? Müge. Müge Hanım, memnun oldum. Benim de Şener YouTube kanalımız var. Şener Bozbey. Şimdi Müge Hanım, bu arkadaşlarımız Afganistanlıymış. Evet. Burada çalışmak istiyorlar. Fakat biliyorsun Türk Devleti'nde aldığı bir karar var ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da artık devletimiz Suriyelileri ve yabancıları buradan deport ediyor, gönderiyor. Çünkü Türk halkı da diyor ki biz kendimize iş bulamıyoruz. Bu insanlar düşük ücrete çalışıyor. Siz bu konuda neler söylüyorsunuz? Şimdi düşük ücretle çalıştıklarını bile ben göremiyorum. Çalışan var mı aramızda? Evet, onlar çalışıyor. Öyle mi? Evet. İyi o zaman. Yani ben de şahsen ülkelerine dönmelerini evet gerekli buluyorum yani. Gerekli zaten hakikaten kendimize yetecek hiçbir doğal kaynağımız, bir şeyimiz yok. Ben bir şey de sen benim hakkında yani bizim hakkında ne düşünüyorsun? Yani din kardeşlerimizi seviyoruz tabi. Seviyoruz tabi. Ama mesela ben bu Suriyelerle alakalı Suriyeler neden istemiyorum. Hani belki isterdik ama şimdi vatanlarında durup ülkelerini savunmaları gerekiyordu. Yani bizim gencelik çocuklarımız her gün toprağa veriliyor. Onlar burada nargile içiyorlar falan. Bunu herkes de biliyor yani. Arkadaşlar Müge Hanım diyor ki bizim çocuklarımız şehit olurken bunlar burada Suriyeliler özellikle yabancılar nargile içiyor. Bunlar da geziyor. Kendi vatanlarını topraklarını kurtarmaya gitmiyor diyor. Sen bu konuda neler söyleyeceksin hemen Müge Hanım'a? Ben buraya kalmak istiyorum. Ben sizi yanında o kadar mutlu hissediyorum ki. Yani ben burada kalmak istiyorum. Bu ama çalışıyor. Diyor ki, Müge Hanım da burada bize de iş yok diyor. Suriyeli misin? Yok yok. Ben Afganistanlıyım. Tamam. Ben de mutlu hissederdim. Bana da biri kollarını açsa ama
Şimdi o zaman bu topraklardansan bana bir katkın olması lazım. Hani bize tamam. Bu topraklardaysan bize bir katkın olması lazım. Bizim de öyle aynı şekilde. Bu toprağı eğer paylaşıyorsak, bu toprağın üzerindeysek, o sen gel yat, yan gel yat, ben çalışayım, öyle bir şey yok. Ben böyle rahat rahat dur, ben para kazanabilir miyim? Nasıl? İşte bunun Türkçesi biraz kıt, az konuşabiliyor muyum? Türkçeyi öğrenmen lazım. Yani ben diyor ki bu diyor ki ben Türkiye'yi çok seviyorum, İstanbul'u çok seviyorum, burada kalmak istiyorum diyor. Ama tabii şimdi kalacak da hani bu tabii İstanbul'un ortamını bilmiyor bunlar. Yani buraya gerçekten çok iyi bir yaşam var zannediyor. Türkiye'de öyle iyi bir yaşam yok. Çalışırsan iyi bir yaşam var ama. Ekonomi de kötüye gidiyor üstelik. Ekonomi de kötü şu anda. Ve Türk gençleri de sizin gibi işsiz. Onlar da iş bulamıyor. O yüzden diyor ki Müge Hanım, sen diyor başka ülkeye git. Kendi ülken Afganistan'a veya Avrupa'ya git diyor. Orada çalış diyor. Gitme. Bakarız. Gidecek misin? Ya ben burada hiç gitmek istemiyorum. Gitmeyecek. Tabii ki ben de olsam ben de gitmem herhalde. Müge Hanım, peki bu konu devletimizin ve tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın politikalarını nasıl değerlendiriyorsun? Bu konuya da biraz konuşalım bu konuda. Yani bence aslında gerekli olduğunu onlar da biliyor. Ama şu anda bilmiyorum ne amaçla bu kadar böyle ileriye dönük bir plan yapıldı. Veya kimin soruldu. Kimsenin bir yani bilmiyorum ya. Yani şimdi şöyle aslında tabii ki Türk Devleti şu anda öyle bir karar aldı. Özellikle ikamet İstanbul'da olmayanları İstanbul'dan gönderecek. Ve tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Ekrem İmamoğlu dedi ki biz artık yabancıları buradan göndereceğiz dedi. Yavaş yavaş. Biliyorum. Ben bir şey okudum. Yok, bunun arkasında duracak mı sence? Hem devletimiz hem de yani gerçekçi buluyor musunuz? Yoksa gerçekten politika için mi bunu söylüyorlar? Gerçekten buradan yabancıları İstanbul'dan gönderecekler mi? Eğer seçim olsaydı mahsus yapılıyor denilebilirdi. Ama seçim yok önümüzde. Anladım. Şu anda. Bir yani şey yok. Yani biliyorsun Türk devletini ve... lazım. Sözün tutulması lazım. Bir de şey Suriyelilerin öğretmen olarak atanacağını falan okudum ben. Ne kadar doğru bilmiyorum. Anlıyorum. Şimdi bu kadar intihar eden falan çocuk varken bu kadar atanamayan. Ben bunu Allah'ın böyle bir şeye razı olacağını zannetmiyorum yani. Bu kul hakkına girmektir. Anladım. Hem gerçekçi hem de diyorsun bir Türk insanı olarak buna olumlu bakmıyorum diyorsun. Evet. Yani kendi öğretmenimiz dururken diğerde yabancıların burada öğretmenlik yapmasını çok... Biz tabii ki yardım edelim ama önce kendine bir yet. Önce bir kendini kurtar. Sonra tabii ki hepsi bizim kardeşimiz, din kardeşimiz. Anladım. Her şeyden önce. Ama arkadaşlar Müge Hanım da şunu gerçekçi buluyor. Devletin ve şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı politikasını ben uygulayacağına inanıyorum diyor. Çünkü seçimler yok değil mi? Kesinlikle inanıyorum. Yavaş yavaş bu insanları demek ki buradan İstanbul'dan gönderecekler. Evet, Ekrem Başkan'a güveniyorum ben. Buradan Ekrem Başkan'a da sevgiler, selamlar. Selam olsun. Evet. Peki tamam. Başka söylemek istediğin bir şey var mı buradan? Bu konuda, başka bir konuda. Anayasanın bir maddesi var. Kaçıncısı olduğunu şu an hatırlayamıyorum ama aynı topraklarda, aynı bayrağın altında olan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Ben herkesi Türk olarak kabul ediyorum ve selamlarımı gönderiyorum. Evet, sevgiler, selamlar diyor Müge Hanım. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bunu Şener Bozbey'de yayınlayacağım. Okey. Şener Bozbey'de. Tamam. YouTube'da. Tamam. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar gelin böyle. Şimdi sevgili arkadaşlar artık yayınımızın sonuna geldik. Bakın buradan geçen Müge Hanım'ın isimli Türk bir vatandaşımız diyor ki biz kendi vatandaşımıza burada iş bulamıyoruz. Bu insanların burada çalışmasını istemiyoruz diyor. O da haklı olarak. Bu insanlar da diyor ki biz İstanbul'u seviyoruz. Burada çalışmak istiyoruz diyorlar. Hepiniz burada kalmak istiyor musunuz? Aynen öyle. Ben kalmak istiyorum. Kalmak isteyenler şöyle bir elini kaldırsın. Hepsi kalmak istiyor. Kimse kalmaz ki. Gitmek istemiyor öyle mi? Yok. Tamam. Buradan peki şöyle söyleyelim arkadaşlar. Devlete Recep Tayyip Erdoğan'a ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ne söyleyeceksiniz? Ben burada kalmak istiyorum. İş için de geldim. Çünkü Afganistan'da hayat çok zor. Ve hiç çalışıyorum. Para gönderiyorum anne için de. Bir vacayla sayın gibi ben hayat istiyorum. O yüzden İmamoğlu da o dedim ki ben burada kalsın istiyorum. Gitmem. Afganistan'a geri gitmem istemiyorum. Geri gitmek istemiyorsan ne düşünüyorsun? Biz de öyle yani. Buradan Tayyip Erdoğan'a
Tayyip Erdoğan'a devam edelim yayına. Devam ediyor muyuz? Arkadaşlar bir saniye. Tabii ki buradan gelen geçenler oluyor şu anda. Bir saniye ben kontrol edeceğim. Mikrofonumuzu götürüyorlar. Kusura bakmayın. Sen buradan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ekrem İmamoğlu'na ne söylemek istiyorsun? Biz de öyle abi. Burada bizim memleketek savaş var. Bunun içinde biz iş içinde burada geldiniz. Yani başka çarem yok. Yani memlekette savaş var diyorsun. İş de yok. Burada çalışmak istiyorum, kalmak istiyorum. Kalmak istiyorum bu öyle yani. Hepsi kalmak istiyor. Kimse gitmek evet, istiyor. Evet, sor. Dinliyorum. Ya yanlış anlamayın da. Hani siz diyorsunuz ya kalmak istiyoruz. Gel, kaldırdınız. Şu an bir savaş olursa Allah korusun devletimizi, milletimizi, ama kötü bir niyetten değil. Savaş olursa Türkiye için katılır mısınız? Evet, arkadaşım çok güzel bir sordu. Şu anda Türkiye savaşa girerse siz de Türkiye ile birlikte savaşır mısınız? Türk askeriyle birlikte savaşa girer misiniz dedi. Tabii ki. Savaşır mısın Türkiye için? Peki. Bir saniye. Savaşır mısın? Bak güzel bir soru sordu arkadaş. Tekrar soru soruyor. Ya diyorum ki hani siz kalmak istiyorsunuz ama kötü bir niyetten değil. Din, ırk ayrımcılığı yok burada. Yani hani siz orada savaşmıyorken burada gelip Türkiye savaşa girirse siz savaşa girer misiniz? Ben bu konu galiba bu kadar alakam yok ki. Evet arkadaş diyor ki benim bu konuyla alakam yok diyor ama bu topraklarda yaşıyorsun. Şimdi Türkiye'ye başka devletler, düşmanlar saldırırsa size Türkiye'yi korur musunuz? Türkiye için savaşır mısınız bizimle birlikte? Tabii ki. Sen savaşır mısın? Madem Suriye'den kaçtılar Türkiye'ye geliyor, kendi vatanlarını bırakıyor, Türkiye için savaşacaklar. Madem Türkiye için savaşacak, niye Suriye için savaşmıyorlar? Diyor ki arkadaş, Suriyeliler diyor. Bunlar siz nerelisiniz? Afganistanlı mı? Evet. Tamam, bunlar Afganistanlı. Sen söyle. Evet. Sen Suriyeli misin? Evet. Gel delikanlı şöyle. Evet. Peki, arkadaşın sorusunu duydun. Diyor ki arkadaş, Suriye'de savaş olurken diyor, oradan kaçtınız diyor. Burada yaşıyorsunuz diyor. Bir dakika diyor, ben soruyorum diyor. Ben söyleyeyim mi? Evet. Sana söz vereceğim. Peki diyor, Türkiye savaşa girse diyor, Türkiye için ben de bu insanların savaşacağına inanmıyorum. Buradan da kaçarlar diyor. Ne söyleyecek? O savaş aramızda oldu. Biz kardeşimizi öldürdük. O yüzden buraya geldik. Dışarıdan düşman olursa savaşırız. Yani sana bu inandırıcı geliyor mu bu cevap? Hayır, kesinlikle. Mesela biz de Sünni, Şii ve Alevi savaşıyorlar. Dışarıdan düşman gelirse savaşırız tabii. Mesela şimdi Türkiye'ye Amerika saldırsa, Türkiye ile birlikte sen de Amerika'ya tabii, saldırır mısın? Tabii. Savaşır mısın? Tabii. Türk askerin yanında. Tabii. Müslümanla beraber. Sen orada niye savaşmadın Suriye'de? Kardeşimizi öldürüyoruz. Kardeşini öldürüyor ama kardeşin de seni öldürüyor. O yüzden o kendi topraklarını korumak için orada durmam istemiyoruz. Lazım. Günah görmek istemiyoruz. O yüzden. Sen öyle düşünüyorsun. Anladım. Evet. Peki, ama doğru mu sen? Sen inandırıcı mı mısın? İnandırıcı değil ama Türkiye'de diyor madem örneğin Amerika'ya karşı savaşsak diyor. Ben de Türkiye ile birlikte Amerika'yı vuracağım. O diyor Suriye'deyken günah diyor ama Türkiye'de burada da diyor ben Amerika'yı vuracağım. O zaman da günah değil mi? Hayır, günah değil. Ama o da diyor ki Amerika Hristiyan diyor, öyle mi? Evet. Onlarla savaşırım diyorsun yani. Evet, evet. Evet. Arkadaşlar başka söylemek istediğin bir şey var mı? Başka yok şey abi. Peki. Buradan o zaman Türkiye'ye ve dünyaya ne diyoruz? Herkesi seviyoruz. Ve barış. Barış istiyorsunuz ama Türkiye'de İstanbul'u ve Türkiye'yi çok seviyorsunuz öyle mi? Gerçekten. Peki, gerçekten seviyor musunuz? Evet. Ve buradan gitmek istemiyorsunuz öyle mi? Hiç. Peki, hayır. Son olarak şunu soracağım. Türkiye'ye bir düşman saldırırsa Türkiye ile birlikte siz de düşmana saldırır mısınız bizimle birlikte? Tabii ki. Savaşır tabii mısınız? Tabii ki. Savaşırız diyorsunuz. Tabii. Yani buradan kaçmazsınız öyle mi? Yok. Kaçmak yok. Hayır. 8 kaçmak tane oldu yok. Benim. 8 tane yok. Oldu burada. Tamam. Peki. Arkadaşlar biz de umarım bu arkadaşların söyledikleri doğrudur diyoruz. Yayınımız devam ediyor değil mi şu anda? Söyle bakalım. Hani şimdi diyorsunuz ya Türkiye ile savaşırız. Şimdi siz kendi toprağınıza giderseniz yine Türkiye bir savaş olursa eğer Suriye'de hani barış anlaşması oluyor. Eğer Suriye'de savaş olursa Türkiye tekrar Suriye'ye destek çıkacak. Suriye Özgür Ordusu ile. Siz oraya giderseniz de Türkiye sizi koruyacak. Yani Türkiye'den bir farkı kalmayacak bundan sonra. Yani oraya gitseniz, memleketinize gitseniz, toprağınıza daha iyi olmaz mı sizin için? Yani özlemiyor musunuz? Bizim savaş kim haklı belli değil. Peki, savaş bitince Suriye'ye dönmek istiyor musun? Tabii ki.
Tamamıyla oraya gitmek evet. istiyorsun öyle mi? Tamam burada buyur. Daha iyi. Dur. Burada daha iyi diyorsun şu anda. Evet. Anladım. Söyle. Savaş varsa eğer. Ya bu adamlar bayramlaşmaya gidiyorlar değil mi? Bayramlaşmaya gidiyorsunuz. Evet. Diyor. Peki niye hani bayramlaşmaya gidip de demek orada hiçbir dünyada hiçbir yani ülkede mülteci olup da kendi ülkesine tekrar gidip gelen yok. Var mı? Ben gördünüz mü abi böyle bir şey yani? Anladım. Arkadaşı duydun. Ne söyleyeceksin? Diyor ki bayramlaşmaya gidiyor. Orada diyor bayramlaşmaya gidiyor. Tekrar geri dönüyorsunuz diyor. Ama gidenler var diyor. Gidemiyorsun değil. Ben seni söylemiyorum. Dur. 35 bin kişi gitti. 35 bin kişi bayramlaşmaya gitti değil mi? Uzun süreli yerden. Ya tamam mı kardeşim bak. 35 bin kişi gitti. Bak biz hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Bundan yana sıkıntı yok. Biz size bakarız. Ondan yana sıkıntı yok ama yani artık İstanbul kaldırmıyor. Anlatabiliyor muyum? Kaldırmıyor İstanbul yani. Evet. İstanbul'da çok insan var diyor. Evet, madem diyor oraya bayramlaşmaya gidiyorsunuz orada savaş yok da orada kalabilirsiniz diyor. Hatay'da bakayım, Antep'te bakayım ki orada sınırlarda bakalım size. Biz size bakmayalım demiyoruz. Ya dolu da kardeşim ama yani sonuçta bu ülkede savaş varsa eğer bu adamlar bayramlaşmaya gidiyorsa geri orada yaşanabilir. Ha orada yaşanabilir. Demek ki bir şey yok orada. Yani bu anlatmak istediğim şey bu. Evet. Ben anladım. Zaten Urfa tarafında Viran şehirliyim. Ha hayır onu Urfa veya şey değil. Kim İstanbul çok büyük bir şehir. Artık İstanbul çok durmuyor. Büyük bir metropol olduğu için Esenler'de oturuyorum. Bir dakika. Evet. Hepiniz nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. Nereden geliyorsun? Ben Hakkari'den geliyorum. Hakkari'den adın ne? Adım boş verin. Neyse evet söyle bakalım. Evet şimdi herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar. Niye sen buraya? İyi bakın. O kadar. Başka. Gel buraya gel. Bu arkadaşlar diyor ki evet. Ya Türkiye'de şimdi kalmak istiyoruz diyor. Yabancı bunlar. Sen bu, tabii Türk halkı da diyor ki biz kendimize bakamıyoruz. Bunlar evet, gitsin doğru. diyor. Sen ne söylüyorsun? Gitsinler abi, mi? Biz ancak kendimize bakıyoruz. Bunlar şey diyorsun burada bakamayız. Bunlar kendi ülkelerine gitsinler diyorsun yani. Yani o konuda onlar da insan. Onlar da insan. İnsan ama hani diyor ki herkesin biz, kendi memleketi kendisi şey güzelliği. Arkadaşımız da diyor ki biz kendimize iş bulamıyoruz artık. Aynen. Onlar gitmesi lazım. Ya abi şunu söyleyeyim öncelikle hani şimdi mesela ben Pakistanlıyım bu arkadaş Ankaralı. Ben 50 lira çalışıyorum. Dur abi şöyle. Bu adam şöyle 10 lira çalışıyor. 10 lira çalışıyor. Hangisini alırsın? Anladım. Düşük ücretli çalışanlar alır ama şimdi ülkede kendi vatandaşını korumak zorunda değil mi? Tabii. Kendi vatandaşı işsiz. O işsiz dururken başka birisini çalıştırması ülkenin doğru değil değil mi? Aynen. Doğru. Bu biraz da bizim insanlarımızdan da kaynaklanıyor. Sen şimdi yani Türk insanını 3000 lira vermeyip de bu arkadaşlara 1000 lira veriyorsun. Kimin suçu? Sen kiralık daireye bana 1500 lira veriyorsun Türk. Niye Suriyeliler geldi diye. Yalan abi bu bizden anladım. De kaynaklanıyor birazcık yani. Türk insanlarına hep ben onlarda suçu bulmuyorum aslında. Bizim Türk insanlarımıza da suç var. Anladım. Madem öyle kardeşim istemiyorsun. Niye çalıştırıyorsun? Niye o kira veriyorsun? O yüzden diyorsun burada kalıyorlar. Tabii yani. Yani o yüzden hem kalıyorlar. Hem istemiyoruz yani. Hem de ya istemesinden ziyade bunlar da insan yapıyorlar. Şimdi. Sonuçta ben aynen. Peygamber Efendimiz bugün yaşamış olsaydı onlar da emin olun ki bakardı ama artık İstanbul kaldırmıyor. Yani ben bunu sadece söylemek istiyorum. Çünkü anladım. Görüyorsunuz ya şurada tabii. Ben şuradan şuraya gittim ya yani, Türk göremedim ya. Hem tabii İstiklal Caddesi artık bu arada sevgili yani. Arkadaşlar Türk görmek mümkün ya, değil. Herkes yani. Yabancı, Arap, İranlı ve diğer Arap ülkelerinden gelen insanlarla yani. Dolu. Yani diyor ki arkadaş artık Türkiye'nin potansiyeli sosyoekonomik olarak kaldırmıyor. Bu insanların ülkemize gitmesi gerekiyor diyor. Sen ne söyleyeceksin? Şimdi ben de bayramlarını kutluyorum öncelikle herkesin ama üniversite bitirmiş, kaç yıl üniversite bitirmiş insanlarımız var. Bir sürü kişinin çoluk çocuğu var. Ama tilki inine giremedi, kuyruğunu bir çalı takar derler. Evet. Bir atasözü var. Yani bizim bir sürü milletimiz işsiz, güçsüz. Ordumuzu zaten ne hale getirdiler? 6 aya düşürdüler. Ben 18 ay bu vatana özel hareket olarak askerlik yaptım. Evet. Nereden nereye geldik? Biz burada ülkemizi, vatanımızı korumak için mücadele ederken dışarıdan getirdiğimiz misafirlerimiz tamam Allah'ın selamı baş tacı üstümüze ama burada sahillerde, parklarda nargile keyfi yaparak bilmem ne yaparak, ehlem ve sehlem yaparak bu iş olmaz. Bu bize batıyor. Bunu devlet büyüklerimiz görmesi gerekiyor. Görmesi gerekiyor diyorsun bu sorunu. Mesela zamanında çözüm olması gerekiyor. En acil şekilde. Çok diyorsun. Çabuk. Çünkü önemli. Türk tabelası bulmak zor oldu. Bir. Önden sonra 99'da mübadele göçmeni Bulgaristanları bir havuzun içinde topladılar. Ona göre belli bir pay ederek onlara istihdam ve iş yeri verdiler vesaire. Ama burada öyle bir şey yok. Senden benden daha rahat arkadaşlarımız var. Doğru. Ben burada
en küçük bir suça karışsam polis anamı beller, ama bunlar suça karıştığı zaman hadi işine, bu yanlış. Kendi ülkemde ben ikinci sınıf vatandaş olmak istemiyorum. Anladım. Buna çözüm getirsin. Buradan diyorsun, devlet büyüklerimize de bu diyorsun. Aynen. Bunu iletiyoruz. Bu konuda kendilerinden hem doğru politikalar hem de çözümler bekleriz diyorsunuz. Ya ben bak 18 sene yetişme yurtlarında bu devlet beni büyüttü. Benim annem yok, babam yok. Benim annem, babam sizlerin vermiş olduğu vergilerle büyütülmüş bir kardeşiniz. Ama biz bayrağımızı savunmak için mücadele ediyoruz, edeceğiz de. Ama ben burada 3 kuruş, 2,5, 3 milyar maaş alıp da veya 4 milyar maaş alıp da 2 tane çocuğumu ele güne muhtaç ettirmek istemiyorum. Anladım. Önce ben bu kendi ülkemde özgür bir şekilde hayatımı göreceğim ki sonra diğer vatandaşlara gel kardeşim diyeceğim. O da belli sınırlarla. Okay. 10 gün sen bir aileni misafir edersin. 11. günü yan bakmaya başlarsın. Evet, evet. Ama bizden daha fazlalar. Okula kayıtsız alınabiliyorlar. Hiçbir bedel ödemiyorlar. Hiçbir algısı vergisi yok. Dükkan açmak istiyorsa dese devlet ona hiç zorluk çıkartmadan dükkan veriyor. Ben bu ülkeye vergi verdiğim halde... Hayır. Gel abi şöyle. Ben bu ülkeye vergi verdiğim halde bana 40 tane sorun çıkarıyor. Esas bunu önüne geçecekler. O zaman burası güllük gülistanlık olur. Fabrikatör sahiplerine emir ver Cumhurbaşkanım. De ki kardeşim her fabrika 100 tane, 200 tane adam alacak. Yapmayanın da kafasını koparayım. Putin ne yaptı Putin? Milletin basının önünde Putin kendi kurmaylarına sen defol git dedi. Aşağıladı. Fabrikatörleri yaptı bunu. Sen istihdam etmiyorsun dedi. Benim emrimi uygulamıyorsun. Çünkü bu şeyleri yapabilmek için sert politikalar da Cumhurbaşkanı... İnsanlarımızdan kaynaklanıyor işte. Abi bizim insanlarımız eğer ki çalıştırmış olsa, şimdi Suriyeli arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi binlere çalıştırıyor değil mi? Bir tekstilde atıyor. Ya o abi, vatandaşın hoşuna gidiyor. Bu adamın 3000 lira. Vatandaşın esnafın hoşuna gidiyor. Sigortası yok, bilmem ne yok. Bugünü kar sayıyor. Yanlışlık burada işte. Evet, abi, maliyeciler evinde oturmayacak. Çıkacak bunları kılsın. Ben de onu söylemeye çalışıyorum abi. Yani sen bir daireyi 1500 lira Esenler gibi bir yerde kira nedir abi ya? Yani onu sorarım. Yani. 1+1'de 9 tane 10 tane Suriyeli vatandaşımız kalıyor. Burayı bir kere belediye mühürlemesi lazım. Sağlık kurulu mühürlemesi lazım. Buna merdiven altı yapmamak lazım. Adam ülkesinden getirip kaçakçılık yapıyor. Polis gördüğü halde müdahale edemiyor. O polisin asla suçu yok. Devlet büyüklerimiz ona diyor görme onu kardeşim. Yanlışlık burada. Tamam. Bu politikayı çok teşekkür ederiz. İnşallah ilgili yerlere gider bu. İnşallah gider. Bunu yayınlayacağım. Hangi kanal bu? Şener Bozbey. Hemen birazdan böyle kanalıma bakabilirsin. Bunu inşallah 3-4 gün içerisinde yayınlayacağım. İnşallah. Güzel mesajlar verdin. Hem devlet büyüklerimizin hem de milletimizin siyasını dile getirdin. Kulaklarımdan tüy diken diken oluyor. Anladım. Ben bu ülkenin evladıyım. Bu ülkeye sonuna kadar çocuklarımla hizmet etmek istiyorum. Ama lütfen bizi de sayın büyüklerimiz görsünler. Peki. Yani bizler dururken diğer insanlara gel burada kardeşim bu ekmeğe benim evladım yiyemiyor. Sen ye diyemez. Yanlışlık anladım. Burada. Ülke. Hakkını helal et. Sen de helal et. Şener Bozbey diye yeniyorum. Ben olumlu yaşardım. Tamam. Beni Türkiye'de tanıyor herkes. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Arkadaşlar artık yayınımızı kapatıyoruz. Sizin gelin böyle. Gelin. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Artık finish. Kapatıyoruz. Abi, şimdi şöyle bir şey var abi. Konuyu az çok tahmin edebiliyorum ama şimdi ben... Sen nerelisin? Ben Hataylıyım abi. Hatay. Ben savaş olmadan önce Suriye'ye gitmiştim abi. Mesela oradaki insanlar mesela bizi çok mesela ne bileyim yani bize ilgilenmiyorlardı. Mesela bir yere dönerek mi ekmeyeceğiz? Hani bir muz mu aldız abi? Mesela bize çok iki kat para yazıyorlardı abi. Yani bizi kazıklamaya çalışıyorlardı. Bence bu durum bizi çok etkiledi ama anladım. Hani yapacak bir şey yok. Mesela anladım. Ben Arap olduğuma göre ben tercüman... Arap mısın sen de? Arabım abi. Sen de tabii Suriyelisin. Arkadaşın da böyle. Şimdi evet. Delikanlı da burada çalışmak kalmak istiyor artık. Sen de tabii sen ben değil kalmak mi? Kalmak istemiyorum. İstemiyor musun? Gitmek Suriye'ye istiyorsun. Gitmek istiyorum, evet. Peki. Ama şunu söyleyeceğim. Türk insanı da seviyorsun değil mi? Burada iyi davrandılar mı sana? Tabii. Tamam. Burada insanlar sana hiç mi kötü davranmadı değil mi? Tamam. Tamam. Çok güzel. Buradan peki ailene, arkadaşlarına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkes teşekkür ederim. Peki. Ben teşekkür ederim. Bunu Şener Bozbey'de yayınlayacağım. Tamam mı? İzleyeceksiniz. Oldu arkadaşlar. Artık yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ara sıra da bizlere. Hoşçakalın. Bay bay.